Altın son 4,5 ayın zirvesinde. Altın fiyatlarının yükselmesinde Avrupa ekonomisindeki belirsizlik ve küresel büyüme endişelerine bağlı olarak gelen alımlar etkili oldu. Altının gramı sabah saatlerinde 97 liraya kadar çıktı. Altın bir süredir yükselmeye devam ediyor. Öyle ki çeyrek altın 160 liraya, yarım altın 320 liraya, tam altınsa 640 liraya kadar çıktı. Uzun bir süredir 96-97 lirayı görmemişti TL bazında. Ama ne olursa olsun altın 3 aşağı 5 yukarı 100 ile 90 arası gidip gelmeye devam eder. Peki altındaki yükseliş daha ne kadar devam edecek? Şu an altının gramı 96, yani 100 olma ihtimali çok yüksek, tabii ki olabilir. Peki ne zaman böyle bir beklenti gerçekleşir? En kısa zamanda olabilir. Kötü oldu. Sadece vitrinlerde bakarak geçiyoruz artık. Tabii annem şimdi bir bakacak ama fiyatlardan dolayı nasıl bir muzdarip yaşayacak bilemem. Alacağız bakalım. Çeyrek mi alacaksınız? Yok. Bileklik gibi bir şey alacağız. Tam da sizin aslında şanssızlığınız olmuş, altın fiyatları yükseldi çünkü. Evet, yükselmiş. Ne zaman altına yatırım yaptıysam hep olumsuz oldu. Değişik kişiler istediği gibi yükseltiyor, istediği gibi alçaltıyor. Onun için ben en güzel banka faizi şu an. Altınımız yok. O zaten vardı, eritti gitti. Ama bir şey söyleyeyim size. Piyasanın ne olacağı bellidir. Merkez Bankası düşen petrol fiyatları karşısında bir türlü faiz indirimine gitmiyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Merkez Bankası'na tepkisini böyle dile getirmişti. Ey Merkez Bankası, daha neyi bekliyorsun? Şimdi diyebilirler ha, Merkez Bankası bağımsızdır. Ben de bağımsızım. Dünyada herkes inerken bizim Merkez Bankası sağ olsun hala olduğu yerde duruyor. İnmiyor, düşürmüyor. Ya neyi bekliyorsun sen? Merkez Bankası'ndan beklenen o açıklama geldi. Politika faizini 50 puan indirdi. Merkez Bankası'nın faiz indirimiyle altın 1 kuruş düştü, 96 liraya geriledi. Ancak yeniden altının gramı 97 liraya kadar yükseldi. Faiz indirimi dolara yansımadı, hatta yükseldi. Dolar 2 lira 35 kuruşa kadar çıktı. Faiz indirimi euroyu olumsuz etkiledi. Euro 2 lira 71 kuruşa geriledi. Borsa İstanbul 100 Endeksi de Merkez Bankası'nın faiz indirmesiyle yükselişe geçti. Günü 89 bin seviyelerinde kapattı.